insanların yaşadıkları coğrafyadan ötürü bakın, kültürel kodlarına bazı şeyler geçiyor. Ve onların yaşam biçimleri kendi düşünce yapılarını ve inanışlarını da etkiliyor. Dolayısıyla Ay Tanrısı mesela sulardan kaynaklı, tufanların olabileceği bir bölgede, taşkınların olabileceği bir bölgede, tarımın hayati önem taşıdığı bir bölgede önemli bir tanrı olması gerekiyor. Ya da güneş. Düşünsenize, güneş tanrısı oradaki meyvenin olgunlaşma sürecinde çok önemli ve böyle günümüzdeki gibi teknoloji çok gelişmiş değil. Yani lamba yok, ışık yok. Gece çok karanlık, zifiri bir karanlığın içerisinde gökyüzünü sadece görüyorlar. Kocaman bir parlak tepsi gibi bir ışık kaynağı ve yıldızlar var etrafında. Ve mesela gece yolculuğu yapan insanlar aya bakarak yollarını tayin ediyorlar. Onlara yol gösterdiğini düşünüyorlar. Bu yüzden mesela Ay Tanrısı'nın ne olduğunu düşünüyorum, bilge tanrı. Yol gösterici tanrı ya da işte gemicilerin rotalarını belirleyen tanrı olarak düşünüyorlar. Ya da işte az önce söylediğim gibi güneş mesela, oradaki tarımın verimli olması için güneş de önemli. Güneş tanrısı da o yüzden önemli. Ya da dağlık bir bölgede böyle baktığınız zaman şu kısımlarda kaç tane dağ tanrısı vardır. Ya da işte coğrafyayı şöyle bir dediğim gibi düşündüğümüzde mesela bu coğrafyada kerpiç evler mi yapılıyor işte artık tuğla mı? Sümer'de hep söylerim, çok klişe bir örnek oldu artık. Sadece evlerin yapımında kullandıkları böyle basit tuğlanın yapımından sorumlu olan bir tanrı dahi var. Music.